Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. İlk çıkan yavrularımız gayet düzgün halde büyüyorlar. Yani sağlıkları, her şey yerinde görünüyor. Sadece dişi biraz fazla yatıyor. Bu da biraz küçük kalmış. Çok az ama, fazla da küçük değil. Yanındaki de dişi galiba, bilmiyorum daha doğrusu da. Bunlar yanıma geliyor. Bunlar biraz daha canlı. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kafes yaptım. Daha doğrusu vardı daha önceden. Buraya bıraktım arkadaşlar bunları. Hayvanlar rahat olsunlar diye. Hem açık havada, çünkü tüyleri çıktı. Artık üşüme modlarını bıraktılar. Havalar da güzel zaten. Sadece küçükler, küçük olanlar bunların yerine girdi. Bunları büyüklerin yanına koyuyorum. Onlara da bakalım ne alemdeler. Onlar da buradalar. Çekil lan oradan. Çekiller. Gördüğünüz gibi onlar da buradalar. Işıkların ışığın altında duruyorlar. Bitti bitti bitti. Yavrum. Bunlar korkmuyorlar arkadaşlar benden. Diğerleri biraz korkuyordu kümesteyken. Bunlar biraz yanıma geliyor. Yavrum. Bitti bitti bitti. Bitti. Gördüğünüz gibi buradalar arkadaşlar. Bunlar da sağlıklı görünüyor. İnşallah bir sorun olmaz. Burada daha rahatlar. Çünkü evde kuluçka makinesinin içerisine bırakmıştım bunları. Kuluçka makinesinin içerisinde nasıl söyleyeyim size. Çok fazla koku yapmaya başladı. Çünkü bizi de rahatsız ediyor. Burada daha rahatlar. Şuraya sadece şuraya şu kısma saman koydum. Tabi onlar da işedikleri için yine ıslatmışlar orayı. Bugün bir yerden talaş bulacağım veya saman bulacağım. Daha doğrusu satın alacağım samanı. Altlarını atacağım arkadaşlar. Çünkü altlarının kuru kalması gerekiyor bunların. Üşümüyorlar ama. Havalar da sıcak. İçerisinde gayet sıcak. Elimle bir bakayım, kontrol edeyim. Evet, gayet sıcak içerisinde. Yani ortalama 25 derece falan. Şu anda iyi görünüyorlar arkadaşlar. Şöyle bırakayım da ön taraftan şey almasın. Kurt kazımız da yatıyor. Kurt kazımız. Tabi ahır yine her zaman olduğu gibi yeşillik bol yediler. Maalesef ortalık berbat. Küçük yeni 5 tane yavruları buraya koyuyorum. Sandığın içerisine koyuyorum. Diğerleri buradalar. Bir gireceğim. Fazla boka basmadan. Kızım. Kızım. Kızım benim. Bu kaz ben gelince kaçmaz arkadaşlar. Yumurtadan falan kalkmaz. Altında 5 tane de tavuk yumurtası koydum. Birisi istedi. 5-6 tane koydum arkadaşlar. Bu da burada 9 yumurta var altında. Çünkü çok fazla yumurtladı bu hayvan. Yani bu sene 50 tane yumurta aldım ama diğerleri fazla yumurtlamadı. Yani ortalama bunun 20 tanesi bunundu arkadaşlar. 15-20 tanesi bunundur. Çünkü bu kızım benim ilk kızım bu. İlk göz ağrım. Hepsinin anneleri bu. Tatlı kızım benim. Buna hiç zarar vermek istemiyorum. Bunu da satmayacağım arkadaşlar. Hiçbir şekilde. Diğerlerini satacağım, bunu satmayacağım. Bu bende ömrünü yitirecek. En son kazım bu kalacak olsa da satmayacağım. Bu sadece benim elimde kalacak arkadaşlar. Şurada yumurta var mı bakayım. Çünkü yumurta yapıyorlar. Diğerleri. Ama hangisi yumurta yapıyor bilmiyorum. Fakat tavuklar maşallah her yere atlıyorlar. Gidin şuradan. Burada da yumurta olabilir ama tavuklar eşeliyor. Karıştırıyor burayı. Tavukların maşallahı var bu konuda. Burada yok yumurta. Fakat elimde 2 tane yumurta var arkadaşlar. Onu da buraya bıraktım. Gördüğünüz gibi. Hava sıcak olduğu için üzerine kapatmama gerek duymadım. Kapatmaya. Gayet iyi hava sıcaklığı. Fakat hayvanlara bir yere gitmek gerekiyor. Hayvanlara buğday
Hayvanlara buğday vermem gerekiyor. Bir yere kadar çıkacağım. Bugün buğday da alacağım tabii. Buğdayım da bitti. Ayakkabıyı daha yeni yıkadım, mahvettim ya. Şimdi bu buğdayı... Bunların kabı nereye gitti ya? Allah Allah. Havuza girmiyorlar arkadaşlar. Havuzu temizlemem gerekiyor. Çünkü etraf yeşillik. Yeşillik tamamen bitmesi lazım. Mancar falan var. Yani 2 günde bu hale geldi arkadaşlar. Yeşillik olunca. Yani yeşillik olunca açıkçası havuz mahvoluyor. Tabi yaklaşık bir haftadan fazla oldu bu havuzu temizlemeyeli. Gördüğünüz gibi havuz mahvolmuş durumda. Yani bunu giderli yapmadım zamanında. Uğraştırıyor arkadaşlar biraz. Bu yaz inşallah daha farklı bir havuz yapacağım. Allah'ın izniyle. Yani havuz aynı havuz olacak ama giderli yapacağım. Alttan deleceğim bunu. Bir yere, bahçeye bir yere gider yapacağım. Çünkü gübreli su olduğu için sorun olmuyor. Bahçeye de yeşillik katıyor tabi. Yine ayakkabıları yıkayayım da. Şu anda buranın reisi şu beyaz arkadaşlar. 3 tane dişi var. Bir de guruk var. 4 dişi bıraktım. Reis. Bana dahi saldırı pozisyonuna geçiyor artık bu hayvan. Erkek olan beyaz. Üç tane yumurta verdi. 2 günde bir yumurtluyor. Birini komşuya verdim zaten. 6 gündür bir tanesi yumurtluyor bunların muhtemelen. İkisi yumurtlamıyor. İkisi yeni yeni çiftleşmeye başladı. Beyazla benim bu seneki yavrum çiftleşmeye başladı. 2 tane. Zaten diğeri geçen senenin yavrusu. Arkada olan siyahlı. Onu kesiyordum. O son anda vazgeçtim arkadaşlar. O gidiyordu. Son an hiçbir şekilde satmak istemedim, göndermek istemedim. Çünkü o da ilk yavrularımdan olduğu için. Diğerlerini sattım çünkü. 4 taneyi. Onun ne hikmetse hiçbir şekilde satasım gelmedi. Çünkü anneden kalan tek ilk yavruları o. Satmak da istemiyorum bu hayvanları ama elimde değil. Üzülüyorum. Kaz yetiştiriciliği açıkçası bir bağımlılık arkadaşlar. Fakat yeriniz, araziniz olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi benim saham buna müsait değil. İleriye götürüyorum mecburen. Her zaman da başlarında olamıyorum. Yani muhtemelen elimde 2 tane kaz bırakacağım. Beyazla içerideki damızlığı bırakırım muhtemelen. Diğerleri yine satılabilir. Neyse arkadaşlar, tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın.